Bugün yazarımız Atilla Güney ile beraberiz. Yordam Kitap'ta kitabının Sosyolojinin Marksist Reddiyesi okurlarla buluştu. Bu kitapla henüz tanışmamış, göz atma fırsatı bulamamış okurlarımız için çok kısa kitabınızdan söz etmek ister misiniz? Sosyolojinin Marksist Reddiyesi bize ne anlatıyor? Tabii Sosyolojinin Marksist Reddiyesi Yordam yayınlarından 2019 Kasım'da çıktı. 2 yıl oldu. Kitapta kısaca aslında meramım şu benim. Sosyoloji bildiğiniz gibi bir disiplin olarak, akademik bir disiplin olarak bütün dünyada temel önermeleri ve kabulleri olan bir alan olarak hakimiyetini sürdürüyor. Fakat ben bu verili olan hem akademide artık akademinin de sınırlarının dışına çıkıp gündelik hayatımızda da sosyolojinin önerdiği kavramlar ve kategoriler çerçevesinde gündelik yaşamın içerisinde de bu kavramlarla hayatın yorumlandığı üzerinden hareket ediyorum. Bu sosyolojinin özetle verili sosyolojinin bir bilimden çok artık bir ideolojik yapılanmaya, kitlelerin, insanların ideolojik düşüncelerini biçimlendiren bir yapılanmaya dönüştüğünü iddia ediyorum. Bu sosyolojinin de özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde özellikle Amerikan akademilerinde şekillendirilip dünya üniversitelerine servis edildiğinden hareket ediyorum. Burada aslında temel nokta şu, sosyoloji bahsettiğim dönem itibariyle özünde tarihsel materyalizme yani Marksizme alternatif bir sosyolojik düşünce, bir toplumsal düşünce biçimi olarak geliştiriliyor. Temel ideolog burada Weber. Marx'a karşı öne sürülen Weber'in 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında kaleme aldığı yazılarından hareketle modern sosyolojinin kavramları, kategorileri ve teorileştirilmesi oluşturuluyor. Burada temel çıkış noktalarından bir tanesi de aslında emeğin bir değer yaratmadığını, Weber'ci anlamda kültürel değerin toplumsal yaşamı, iktisadi ilişkileri, insan ilişkileri anlamada temel kategori olacağından hareket ediliyor. Benim kitabımdaki asıl vurgulanan nokta bu toplumsal değer ya da kültürel değer eleştirisi ve bunun üzerinden de kurgulanan sosyolojik yapılar, sosyolojik eylem, sosyolojik failler tamamen bu somut olmayan, maddi olmayan, emekten bağımsız bir idealist değer kategorisi üzerine oturtularak oluşturmuş bir sosyoloji. Özü itibariyle de böyle bir eleştiriden hareketle bu sosyolojinin aslında tarihsel materyalizme karşı geliştirilen bir ideoloji olduğu, bu nedenle de bütün Marksistlerin böylesi bir sosyolojik bakış açısını reddetmeleri gerektiğini iddia ediyorum. Çok teşekkürler. Peki bir sorumuz daha olacak. Yeni yılda yine Yordam Buyurun. Kitap'ta okurlarla buluşmuş. Hangi üç kitabı okurlara mutlaka okumalarını önerirsiniz? Evet, benim bir siyaset bilimci olarak her zaman baş köşemde duran Marx'ın Fransız üçlemesi. Bunu bir tek kitap olarak düşünüyorum ben. Birincisi bu olsun. Fransa'da Sınıf Savaşımları, Fransa'da İç Savaş ve Louis Bonaparte'ın 18. Brumieri. Yordam'dan çıkan bu Fransız üçlemesi benim her zaman başucu kitaplarımdan bir tanesi. Okurlara yeni yılda bu kitabı önerebilirim. Bir diğeri Ewald Ilyenkov'un İdealin Diyalektiği, Etkinlik ve Zihnin Kuruluşu kitabı. Bu da özellikle genç kuşaklar için Marksist felsefeyi anlamada kılavuzluk edici kitaplardan bir tanesi. Son olarak bir sosyal bilim kitabı değil ama aslında ideolojinin ne kadar sadece sosyal bilimlerin alanına değil, fen bilimlerin alanına da ait olduğunu bize çarpıcı biçimde veren Richard Lewontin'in Genlerimizden İbaret Değiliz, Biyoloji, İdeoloji ve İnsan Doğası adlı kitabını öneriyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim.